Genelde Türkçe dersi sayısalcılar tarafından fazlaca önemsenmez. Fakat sayısalcılar için en belirleyici derslerden birisi TYT Türkçedir. Şu an ben bildiğiniz üzere mühendislik okuyorum ve çevremde birçok mühendislik okuyan arkadaşım var. Bu arkadaşlarımla sınav zamanına dair ettiğim sohbetlerde hepsinin matematik ve feni iyi yaptığı, Türkçe ve sosyalde ise kötü net yaptığını gördüm. Fakat ben YGS sınavına girdiğimde yani şu anki ismiyle TYT sınavına girdiğimde şöyle bir şey oldu. Benim Türkçe netim matematik netimden daha yüksek geldi. Normalde her İkisi de beklediğimden daha aşağı geldi. Denemelerde matematikte, de, de çok iyi yapıyordum. Gerçek sınavda matematik biraz kötü geçti, Türkçe'de kötü geçti ama o kadar kötü geçmedi. Yaklaşık olarak 33 net falan geldi bir hata payıyla yani 34 de olabilir 32 de olabilir tam hatırlamıyorum. Yani Türkçe iyi yapmış olmam matematiği kötü yapmış olmamı nötrledi. Fenim de zaten iyiydi. Böylelikle istediğim sıralamayı elde edebildim YGS sınavında. Bu videoda da sizlere Türkçe'ye nasıl çalışmanız gerektiğini anlatacağım. Şu an sınava yaklaşık olarak 2 ay kaldı ve 2 ay gerçekten Türkçe'yi halletmeniz için Türkçe'de artı 35 net yapmanız için yeterli bir süre. Ben Türkçe'de 35 netin bir iki net aşağısında yaptım ama bunun sebebi tamamen benden kaynaklanıyor. Bu size anlatacağım şeyleri sürekli düzenli periyotlarla uygulayamadığım için oldu. Ben Türkçeye çalışmaya en başından itibaren çok sıkı bir şekilde başladım. Fakat dönemin ortalarında zaten Türkçe'yi biliyorum, öğrendim artık diyerek Türkçe çalışmayı bıraktım. Sadece denemeden denemeye Türkçe çözüyordum. Dolayısıyla sınavda da beklediğim neti yapamadım. Ama siz bu dediklerimi düzenli olarak uygularsanız hatta şu önümüzdeki 2 ay boyunca düzenli bir şekilde yaparsanız Türkçeden artı 35 netin üzerine çıkarsınız. Siz bu videoyu seneye olan sınav için de izliyor olabilirsiniz. Yani sınavınıza daha uzun zaman olabilir. Hiç fark etmez bu dediklerimi düzenli olarak uygularsanız ve benim yaptığım hatayı yapıp yarı yolda bırakmazsanız öğrendim diye abartmıyorum Türkçeyi full bile çekebilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan konuya gideceğim ama söylemem gereken son bir şey daha var. Benim en sevmediğim şey, tanımadığım bir insana şu kadar soru çöz, şu kadar ders çalış demek. O yüzden şu an benim anlatacağım ders çalışma programını, soru sayılarını kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, Türkçeniz ise 40 soru çözmeye ihtiyacınız yoksa, siz kendinizi böyle görüyorsanız 40 soru değil de 25 soru çözebilirsiniz atıyorum. Ya da tam tersi, Türkçeniz çok kötüdür, 40 soru sizin için azdır 40 sorudan daha fazla da çözebilirsiniz. Bilmiyorum daha önce Türkçe konu dağılımına hiç baktınız mı? Ama bakmadıysanız merak etmeyin ben sizin için yazdım. Ajandamda. Ben son 5 senenin Türkçe soru dağılımının ortalamasını alarak bir soru dağılımı hazırladım. Ee, sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraftan toplamda 30 soru çıkıyor. Her sene 3 aşağı 5 yukarı 30 soru paragraf, sözcük anlam ve cümlede anlamdan geliyor. Zaten çevrenizdeki çoğu kişi de şu anda deli gibi paragraf çözüyor. Sözcük anlamı çözüyor, cümlede anlam çözüyor. Tabii ki haklılardı. Soruların çoğunluğu buradan geliyor çünkü. Ama burada gözden kaçırdıkları bir nokta var. Türkçe'de belirleyici olan yer bu paragraf, cümlede anlam, sözcükte anlam değil. Türkçe'de belirleyici olan yer Geriye kalan 10 adet soru yani dil bilgisi, noktalama işaretleri, yazım kuralları, anlatım bozukluğu gibi yerler. Buralardan çıkan 10 adet soru sizin Türkçe netinizi belirleyen sorular. Şimdi şöyle bir şey var. Türkçe'de paragrafı, cümlede anlamı, sözcükte anlamı herkes çözüyor zaten. Hedefi yükseklerde olan kişiler 30 soruda 25-26 neti zaten yapıyor. Ama bunların çoğu dil bilgisi kısmına bakmıyor. Zaten dil bilgisi kısmına paragrafa çalıştığı kadar çalışan kişiler de 35 netin üzerine çıkıyor. Bakın bunu sakın yanlış anlamayın. Paragraf önemsiz veya paragraf çalışmayın demiyorum. Paragraf çalışın. Zaten biraz sonra söyleyeceğim paragraf da çalışmanız gerekiyor. Ama bunun yanında dil bilgisine mutlaka ama mutlaka çalışmanız lazım. Ben burada size kaynak öneriyorum önerisi yapmayacağım. Birçok e, kaynak önerisi yapan kanal, birçok kaynak önerisi yapılan yazı var. Oradan Türkçe kaynaklarına ulaşabilirsiniz. Eğer yoksa bir tane Türkçe paragraf soru bankası, bir tane Türkçe dil bilgisi soru bankası almanızı istiyorum. Bir tane de sadece Türkçe çözümlü deneme almanızı istiyorum. Tabi yapamadığınız soruları çözecek birileri varsa çözümsüz de alabilirsiniz bu denemeyi. Şu andan itibaren düzenli olarak haftanın her günü ortalama 40 soru Türkçe paragraf çözüyorsunuz ve bu paragraf da basit paragraflar değil. Gerçekten zor paragraf sorularının olduğu yayınlar var. Onları araştırın, bulun. Gerçek sınava yakın şekilde sorulmuş paragraf sorularını çözün. Düzenli bir şekilde paragraf sorusu çözmeyen kişiler gerçek sınava oturduklarında, gerçek sınava başladığında daha 5. 6. soruya gelmeden başları ağrımaya başlıyor. Adam kitapçığı bir açıyor karşısında hayvan gibi paragraflar var. E, öğrencinin de bünyesi alışık değil. Daha önce paragraf sorusu çözmemiş, kitap okumamış. 6. soruya geldiğinde baş ağrımaya başlıyor ve gerisi de zaten kopuyor. Bizim her gün paragraf çözmemizin nedeni kendimizi bu sınava hazırlamak, paragraf sorularıyla önceden yüzleşmek ve antrenmanlı olmak. Her gün paragraf çözerken belirlediğiniz günlerde de bu haftanın 3 günü olabilir yaklaşık. Türkçe dil bilgisi konularını çalışıp onların testlerini aldığınız Türkçe dil bilgisi kitabından çözüyorsunuz. Dil bilgisi, noktalama işaretleri, yazım kuralları, anlatım bozukluğu Burada sizi en çok zorlayacak olan anlatım bozukluğu. Ama onu da zaten bol bol soru çözerek halledersiniz. Zaten paragraf sorusu çözmek bile anlatım bozukluğunu halletme konusunda bir adımdır. Ama dil bilgisi, noktalama işaretleri, yazım kuralları gerçekten çok kolay sorular. Buradan soru kaçırırsanız ben de üzülürüm. Benden daha çok siz üzülürsünüz. Konu anlatımlı kitap almanıza gerek yok. İnternete yazın. Zaten birçok yazı çıkıyor karşınıza. Bunun dışında YouTube'da anlatan hocalar da var. Çok kısa bir konu zaten. Bir kere okusanız, bir kere videoyu dinleseniz, önemli yerleri not alsanız yeter. Alacağınız dil bilgisi kitabında konunun hemen üzerine o soruları çözünce zaten o konu sizde oturmuş olacak. 2 ayda dil bilgisi konularını tamamen rahatlıkla bitirebilirsiniz. Üzerinde test kitabından da çözersiniz. Bunu yaparken her gün paragraf sorusu çözdüğümüz için paragrafı da ihmal etmeyeceğiz. Orada da kendimizi geliştirmiş olacağız. Ve artık sınava az bir zaman kala dil bilgisi konularımız bitmiş olacak. Paragraf kitabımız da bayağı bir bitmiş olacak. Denemelere başlayacağız. Denemelerde de dil bilgisi ve paragrafı aynı anda çözeceğiz. Gerçek sınava hazırlanmış olacağız. Deneme çözerken kilit bir nokta var. Hata yaptığınız soruları unutup gitmeyin. Hata yaptığınız konuları belirleyin. Hata yaptığınız konuyu tekrar çalışın. Ve denemede hata yaptığınız soruya en baştan dönüp en baştan çözmeye çalışın. Yine mi çözemiyorsunuz? Gidip hocanıza sorun. Dil bilgisi soruları genelde gerçek sınavda biraz basit oluyor. Zor sorularda var da geneli basit oluyor. Piyasada çok zor kitaplar var. Ben bu çok zor kitaplardan birini almıştım. Onu çözmüştüm. Bizim okul hocamız bir dershanede çalışıyordu aynı zamanda. Onun yazdığı bir kitaptı. Şu an ismini hatırlamadığım için veremeyeceğim. Piyasada da var mı onu bile bilmiyorum. Çok spesifik bir kitaptı çünkü. Sorular aşırı zordu. Ben gerçek sınava girince dedim bu dil bilgisi soruları neymiş ya. Aşırı basit geldi bana. O yüzden zor kitap çözmenizi tavsiye ediyorum. Videoyu şöyle bir toparlayacak olursak. Her gün paragraf çö Dil bilgisi konu anlatımı çalışacağız ve bu çalıştığımız konu anlatımının sorularını aldığımız ekstra kaynaktan çözeceğiz. Ardından dil bilgisi konularını bitirmeye başladığımızda da denemelere başlayacağız. Denemelerde hatalarımızı göreceğiz ve de gerçek sınava hazırlık yapmış olacağız. Bu dediğim şeyleri yapın, düzenli bir şekilde yapın. Allah'tan bir kaza gelmezse, sınav anında bir fenalaşmazsanız, kötü bir şey olmazsa artı 35 net yaparsınız son 2 aydaki çalışmayla. Şu anda 15-20 net yapacak bir temelinizin olduğunu düşünüyorum. Video üzerine bunu eklerseniz en kötü ihtimalle bak en kötü ihtimal 30 netin üzerine çıkarsınız ve 30 net de şu an 15-20 net yapan birisi için gayet iyi bir net. Bu videoda benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Soru ve görüşlerinizi yorumlarda bildirebilirsiniz. Aynı zamanda bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.